Merhaba arkadaşlar. Yazım kurallarının ikinci videosuna hoş geldiniz. Kısaltmaların yazımı ile başlıyoruz. Özel isim birkaç sözcükten oluşmuşsa her sözcüğün ilk harfi alınır ve bunlar nedir arkadaşlar? büyük harfle yazılır. Türk Dil Kurumu'nu TDK şeklinde yazarım. Milli Eğitim Bakanlığı'nı MEP şeklinde yazarım. Ankara Su Kanalizasyon İşleri'ni ASKİ şeklinde. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nı TCDD şeklinde yazarım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ise değerli arkadaşlar nedir? ODTÜ şeklinde yazmış olurum. Uyarımız var değerli arkadaşlar. Büyük harfli kısaltmalarda harflerin arasına İki istisna dışında nokta konmaz. Türkiye Cumhuriyeti dediğimde görmüş olduğunuz gibi kısaltmanın arasına ve sonuna nokta gelmiştir. Türkçe dediğimde de bunun kısaltmasında da yine nedir arkadaşlar? T'den sonra nokta gelir. Bu konuyla ilgili ikinci özelliğimize geçiyoruz. Kısaltmaya gelen ek kısaltmanın son harfindeki sesin okunuşuna göre gelir değerli arkadaşlar. Hemen bununla ilgili örneklerimizi yazalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiğimizde yani TBM Y şeklinde yazarım. Görmüş olduğunuz gibi son harfin okunuşuna göre geliyor ek. Ya da Mep kısaltmasına getirdiğimde arkadaşlar, Mepin derim. Görmüş olduğunuz gibi B sesinin okunuşuna göre geliyor. Televizyon örneğine getireyim. Tvd derim. V sesinin okunuşuna göre gelir. A, B, Abd'den dediğimde D'nin okunuşuna göre gelir. Tubitak örneğinde olduğu gibi, görmüş olduğunuz gibi nedir? Sondaki k'nin okunuşuna göre ek gelmektedir. Burada da ünsüz benzeşmesi olur. Yine buna da dikkat etmiş olalım. Bu konuyla da ilgili bir uyarımız var. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara gelen ek, kelimenin okunuşuna göre gelir arkadaşlar. Yani açılımına göre gelir. Buna dikkat edelim. Örnek verecek olursak, bakın prof diye kısaltırım ama profesörden şeklinde ne yaparım arkadaşlar? Ekimi getiririm. Ya da dr diye doktoru kısaltırım doktordan şeklinde ekimi getiririm bunlar doğru kullanımlardır. Üçüncü özelliğimize geçiyoruz kısaltmaların yazımı ile ilgili. Sonunda nokta bulunan kısaltmalara gelen ekin kesme işaretiyle ayrılmasına gerek yoktur. Ek sözcüğün tamamının okunuşuna göre gelir. Aslında burada birkaç tane örnek vermiştik. Çoğaltalım bu örnekleri. Mesela arkadaşlar nedir? İngilizcenin şeklinde yazarım ya da 20. yüzyılda şeklinde yazarım ya da değerli arkadaşlar nedir? Almancadan şeklinde Yine nedir? Kesme işaretiyle ayırmadan eklerimi getirmiş olurum arkadaşlar. Geçelim diğer konumuza. Satır sonu yazımı. Bunu da birkaç başlık altında görmüş olacağız. Birincisi satır sonuna birleşik sözcük geldiğinde hecelenerek yazılır. Yani bunlar arkadaşlar tek sözcükmüş gibi okunarak hecelenir ve yazılır. Ayrı ayrı bunlar ne yapılmaz? Okunmaz. Örneğimizde olduğu gibi ilkokul sözcüğüne baktığımızda biz bunu ilkokul şeklinde heceleriz ve satırın sonuna il ekinin geldiği görülmektedir. Hecesinin geldiği görülmektedir. İkinci özelliğimiz satır sonundaki ayrımlarda satırın sonunda tek ses bırakılmaz arkadaşlar. Bakın özel kelimesine baktığımızda ben ö sesini burada bırakırsam arkadaşlar nedir? Bu yanlış bir kullanımdır. Ben bunu ne yapmam lazım arkadaşlar? Buraya alıp özel şeklinde yazarsam doğrusu da bu olur. Üçüncü özelliğimiz satır sonuna özel isim geldiğinde çekim eki aldığında yalnızca kesme işareti kullanılır. Kısa çizgiye nedir? Gerek yoktur. Bakın satır sonuna gelen Ankara ifadesine baktığımda kesme işaretini kullanmışım arkadaşlar. O yüzden de nedir? Kısa çizgiyi kullanmamışım. Bu da yine nedir? Doğru bir kullanımdır. Bitişik sözcüklerin yazımına geçiyoruz. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst, üzeri sözcüklerinin sona getirilmesiyle oluşan birleşik sözcüklere bakıyoruz. Arkadaşlar bakın bilinçaltı, şuur altı bitişik yazılır. Yine akşam üzeri gerçek üstü bitişik yazılır. Öğle üzeri olağanüstü gibi sözcükler ya da gözaltı gibi sözcükler nedir? bitişik yazılmaktadır. Uyarımız var arkadaşlar. Somut yer bildirdiği için aşağıdaki sözcükler nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı yazılır. Bunu da lütfen dikkat edelim. Mesela arkadaşlar deri altı dediğimde, su altı dediğimde, böbrek üstü bezi dediğimde ya da baş üzeri dediğimde görmüş olduğunuz gibi sözcükler ayrı yazılmıştır. İkinci kuralımıza geçiyoruz. Bir kurallı bileşik fiiller Ses düşmesi ya da ses türemesine uğramış, yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller ile anlamca kaynaşmış bazı birleşik fiiller bitişik yazılır. Bakın, yapabilir, çıkıverdi, baka kaldı, düşe yazdı sözcükleri nedir? Kurallı birleşik fiillerdir ve bitişik yazılmıştır. Reddetmek, kaydolmak, olmak, hissetmek sözcükleri de yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerdir. Bunlarda da ses olayı olduğu için bitişik yazılır. Öngörmek, vazgeçmek sözcükleri ise anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Bazı birleşik fiiller de ayrı yazılır. Mesela gözü dönmek, dil dökmek, el çekmek, deyimlerle yapılan birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller ayrı yazılırken hasta olmak, terk etmek gibi yardımcı eylemle yapılan bazı birleşik fiiller de nedir? ses düşmesine uğramazsa ayrı yazılır arkadaşlar. Üçüncü özelliğimize geçelim. Ev, hane, name, zade, zede, perver, sever, oğlu, kızı gibi sözcükler ile kurulan sözler bitişik yazılır. Bakın barışsever, doğum evi, yayın evi, darphane, amcazade, depremzede, insanoğlu, eloğlu, el kızı, havva kızı, kanunname, dershane, beyanname, ordu evi, öğretmen evi ve huzur evi gibi sözcükler bitişik yazılmıştır arkadaşlar. Fakat ecza, hasta, posta, pasta ve benzeri sözlerde hane sözüyle bitişik yazıldığında kullanımlarındaki yaygınlık dolayısıyla arkadaşlar hane sözcüğünün başındaki ha düşer ve neyli biçimi yazılır. Eczane, postane, pastane ve hastane gibi. Geçiyoruz bileşik yazımların dördüncü özelliğine. Ses düşmesine veya ses türemesine uğramış birleşik sözcükler bitişik yazılır. Ne için? Niçin olur arkadaşlar? Ne asıl? Nasıl olur? Kayınana kaynana olur. Kahve altı da kahvaltı olur. Görmüş olduğunuz gibi tes olay olduğu için bunlar nedir? Bitişik yazılmaktadır arkadaşlar. Beşinci özelliğimiz Sözcüklerden ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam kaymasına uğradığında bitişik yazılır. Ayşe Kadın, Kuşburnu, Yalı Çapkını, Karadol, taş, Kavun içi, Vişne Çürüğü gibi örneklerde görüldüğü gibi sözcüklerde anlam kaymasına uğradığı için bitişik yazılmıştır. Altıncı özelliğimiz. Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden en az biri eylem olduğunda ve bu eylemler tür değiştirip tür kayması yoluyla isimleştiği için arkadaşlar bitişik yazılır. Yapboz, örtbas, verkaç, oldu bitti, bilir kişi, vatansever, var yemez miras yedi, kapkaç, kaç, biçer döver örneklerinde olduğu gibi. Yedinci özellik en, re, mez, mış sıfat fiillerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik sözcükler de bitişik yazılır. Can kurtaran, dalga kıran, çöp çatan, uçak savar, var yemez, gün görmüş, kadir bilmez, kuş konmaz ve çok bilmiş örneklerinde olduğu gibi. Sekizinci özelliğimize geçiyoruz. Kanunda bitişik olarak tescil edilmiş kuruluş adları bitişik yazılır. İçişleri, Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ya da Orta gibi sözcükleri dikkat edecek olursanız bunlar da bitişik yazılır arkadaşlar. İkinci sözcüğü görülen geçmiş zaman yani d ile kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Fır döndü, gece kondu, hünkar beğendi, imam bayıldı ve çıt kırıldım gibi. A, baba, bey, efendi, hanım, nine gibi sözcüklerde yine bitişik yazılır ağabey, beyefendi, ağababa, hanımanne, paşa baba gibi. Diğer konumuza geçiyoruz. Sözcüklerin ayrı yazımı. Birinci özelliğimiz birleşme sırasında sözcüklerin ikisi veya ikincisi asıl anlamlarını koruyorsa ayrı yazılır. Bakın çalı kuşu, yılan balığı, tarla sıçanı, Cırcır cır böceği, çörek otu, küpe çiçeği gibi, etmek olmak gibi yardımcı eylemler isimlerle birleşik eylem oluşturduğunda ses düşmesi veya ses türemesi yoksa ayrı yazılır. Terk etmek, arz etmek, alt olmak, kul olmak gibi. Üçüncü ayrı yazım kuralına geçiyoruz. Nesne, alet, eşya adlarından biriyle kurulan birleşik sözcükler de ayrı yazılır. Çakmak taşı el sabunu gibi. Yol ve ulaşımla ilgili kelimeler de ayrı yazılır. Hava yolu, çevre yolu, keçi yolu, deniz yolu gibi. Yuvar, küre, bilim, bilgi sözcükleriyle kurulan birleşik kelimeler de ayrı yazılır. Hava küre, göz yuvarı, yer küre, taş küre, dil bilgisi ve dil bilimi gibi. Altıncı özelliğimiz yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler de ayrı yazılır. Kuru yemiş, tas kebabı, arpa suyu, kuyruk yağı, acı badem gibi. Gök cisimleri de ayrı yazılır kutup yıldızı, gök taşı, kuyruk yıldızı gibi. Organ veya organ yerine geçen sözcüklerden biriyle kurulan birleşik kelimeler de ayrı yazılır. Azı dişi, safra kesesi, aşık kemiği, serçe parmağı gibi. Durum, olgu, olay bildiren bu sözcüklerden biriyle kurulan birleşik kelimeler de ayrı yazılır. Açık oturum, işbirliği, yer çekimi, ay tutulması, ana dili ve açık öğretim gibi. İç, dış, öte, sıra sözcükleriyle oluşturulan birleşik kelimeler, terimler ayrı yazılır. Çağ dışı, yurt içi, yanı sıra, peşi sıra, aklı sıra, fizik ötesi gibi. Ayrı yazımların 11. özelliğine geçiyoruz. Alt, üst Ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözcüklerinin başa getirilmesiyle oluşan, oluşturulan birleşik kelimeler de ayrı yazılır. Bakın alt yazı dediğimde anadili, ön yargı, sağ açık, karşı görüş, yan etki, dış borç, peşin hüküm, üst kat, ön söz, art niyet gibi sözcükler nedir? ayrı yazılır arkadaşlar. Zamanla ilgili birleşik sözcükler ayrı yazılır. Hafta sonu, gün ortası, gece yarısı, hafta içi, bağ bozumu gibi. Bugün kelimesine dikkat edelim. İçinde bulunan 24 saatlik zaman dilimi kastediliyorsa bitişik, herhangi bir günü işaret ediyorsa da ayrı yazılır arkadaşlar. Çocuklar bugün sinemaya gideceğiz ifadesinde bugün sözcüğü nedir? 24 saatlik bir zaman dilimini kastettiği için Bitişik yazılırmış, yazılmıştır arkadaşlar ve bu doğrudur. Fakat 23 Nisan bugün Ulusal Egemenliğimiz ilan edildi cümlesinde ise bakın bugün sözcüğü nedir? Bir tarihe bağlanmadığı için yani 1923 denmediği için bu da nedir arkadaşlar? Ayrı yazılır. Bu da yine doğru bir kullanımdır. Buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra videoyu beğenip Bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize kolay gelsin.